58.500 çeşit ürünle sizlere hizmet eden STM mağazaları, nöbetçi eczaneleri sunar. çeşit ürünle sizlere hizmet eden STM mağazaları, nöbetçi eczaneleri sundu. Eski telefonunu alıp yerine yenisini veren STM mağazaları ana haberi sunar. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Erzincan-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Cenazeye giden otobüs devrildi. Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas Valisi Davut Gül, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projeleri Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Sivas Valisi Davut Gül, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projeleri Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Geleceğimize emanet ettiğimiz evlatlarımızı çağın değer ve gereklerine uygun olarak en iyi şekilde yetiştirmek, böylece ülkemize... Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ilk olarak Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Kadı Burhanettin'le Biz Hep Beraberiz marşını seslendirdi. Büyük beğeni toplayan marşın ardından Annem Varsa Ben De Varım projesinin tanıtımı Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Anakız Yürük tarafından yapıldı. Biz de Kadı Burhanettin meclislerini kurduk. Bu meclislerimiz il, ilçe ve okullarımızın hepsinde kurulmuş bulunmakta. Bu projedeki, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi'ndeki projesindeki amacımız, ilimizde eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması, öğretmen, öğrenci ve yönetici arasındaki işbirliğini geliştirilmesi, eğitimi daha nitelikli hale getirmek amaçlanmaktadır. Programda eğitimcilere seslenen Vali Gül, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi'ni oluşturmuştuk. Annem Varsa Ben De Varım projesi başladı. Kitaplar da okullara ulaştırıldı. Bu projenin merkezinde veli ve öğretmenlerimiz var diyerek şunları kaydetti. Kadı Burhanettin Öğretim Meclisleri'ni oluşturmuştuk, bundan haberdarsınız. Bugün de Anakız Hanım'ın sunumuyla Annem Varsa Ben De Varım kitap okuma projesini bir kere daha hatırlamış olduk. Annem Varsa Ben De Varım projesi başlarda kitaplar sizlere ulaştı. Bunun merkezinde veli ve öğretmenlerimiz var. Evet, öğrenciler okuyor ama öğrencilerin okumasını sağlayan veliler ve öğretmenlerimiz. Kitap okumaya başlandıktan sonra
okullarımızda, velilerimizde, öğretmenlerimizde çok olumlu geri dönüşler aldık. Bazı okul müdürlerimizin, bazı öğretmenlerimizin çok güzel uygulamaları var. En son dün akşam bir okulumuzda paylaştılar. Öğretmenlerimiz akşamları haber vererek kitap okuma saatlerinde velilerimizi ziyaret ediyor. Yani öğrencimiz öğretmenine kitabını okurken, daha doğrusu veliye kitap okurken öğretmenimiz de yanında olmuş oluyor. Bu çok güzel olur ama. Hem velileri böylece yerinde görmüş oluyorsunuz, hem de kitap okumaya eşlik etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda daha sayamayacağım birçok yenilik var. Öğrencilerimiz kütüphanelere, kitaplıklara, kitapçılara daha sık gitmeye başladı. Yani o kitabın kokusunu hissetmek, kitabı görmek çok çok önemli. Daha sonra otizm spektrum bozukluğu paneline geçildi. Yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanlarıyla kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanan otizm spektrum bozukluğuyla ilgili panelde Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mete Çaykoş, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Yardımcı Doçent Doktor Ayla Uzun'la Yardımcı Doçent Doktor Seda Aybüke Sarı konuşmacı olarak katıldı. Okuduklarını yazan, bunun dışında da annem varsa ben de varım kitap okuma projesinin dışında başka projeler üreten bir meclis olmasını istiyoruz. Kültürel değerlerin tanıtıldı, şehrimizin tanıtıldı, değerlerimizin tanıtıldı, çocukların, öğretmenlerimizin, hepimizin mutlu olduğu bir proje. Ama şu da var, bazılarımız isteksiz. Yani o heyecanı taşımanız gerekiyor. Sizleri seviyoruz. Ama böyle bir şey olur ya, sizler daha iyi bilirsiniz. Dersin son saatinde kendinden geçmiş öğrenci gibi olmamamız lazım. Yani bu bizim işimiz. Ve bu işi sahiplenmemiz gerekiyor. Bu konuda sizden özel rica ediyorum. Okulları gezerken de sınıflarınızı ziyaret edeceğiz. Sınıflara geldiğimizde de özellikle o sınıftaki 4 öğrencinin ne yaptığının farkında olmasını Sivas'ta gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Sivas Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri ekipleri de 24 saat aralıksız görev yaptı. Kar temizliğinde çalışan işçileri Belediye Başkanı Sami Aydın ziyaret ederek çeşitli ikramlarda bulundu. Sivas'ta gece boyunca kar yağışı etkili olunca halkın sıkıntı yaşamaması amacıyla başta ana arterler olmak üzere şehrin tamamında tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Temizlik işleri personeli kaldırımlar ve yollarda yoğun bir çalışmaya imza atarak vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesini sağladı. Belediye Başkanı Sami Aydın da çalışma yapan personeli ziyaret etti. Hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle Başkan Aydın işçilere çay, tatlı ve poğaça ikramında bulundu. İşçilerle bir süre sohbet eden Başkan Aydın personele teşekkür etti. Gece boyunca kar yağışının etkili olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, Sivas'a kar yakışıyor, özlemle bekliyorduk. Karın güzelliği var, her güzelliğinde bir meşakkati var. Biz bu meşakkate razıyız dedi. Sivas'a kar yakışıyor işin doğrusu. Özlemle bekliyorduk. Tabii ki karın
güzelliği var ama her güzelliğin ayrıca meşakkatı da var. Biz o meşakkate razıyız. Bugün sağ olsun arkadaşlarımız gece sabaha kadar çalıştılar. Şimdi biraz önce çalışan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Sağ olsunlar her biri özveriyle çalışıyorlar. Kesinlikle bıkkınlık, yılgınlık söz konusu değil. Sivas'ın bütün yolları, merkez anlamında tabii söylüyorum, açık. Ancak temizlik olarak kaldırımları, gene işte yol üzerindeki eriyen karları temizlemeye devam ediyoruz. Kar yağsın, yağmaya devam etsin, biz çalışmaya hazırız. İnşallah bu bereket barajlarımıza, yeraltı sularımıza yansıyacaktır. Daha da fazla karın yağmasını umut ediyoruz, temenni ediyoruz. Erzincan ve Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Erzincan ve Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Sakal tutan mevkinde tipi nedeniyle görüş mesafesi azalırken kar kalınlığının 20 cm'yi geçtiği öğrenildi. Vatandaşlar saatlerce araçlarında yolun açılmasını bekledi. Çak kardeş çak, bu manzarayı daha bulamazsınız hayatım. Yolda küçük çaplı kazalar da meydana gelirken karayolları ekipleri ve polis ekipleri yolun ulaşıma açılabilmesi için yoğun çaba sarf etti. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde D100 karayolunun Yemişli mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yakınlarının Ağrı'daki cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu yönetimindeki 34U4782 plakalı otobüs, D100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle otobüste bulunan Kerem, Sefer, Ayşe, Ümmü Gülsüm, Mehmet Hanife, Kıymet, Murat, Gülten ve Musa Demir'le Tahsin Engiz, Hediye Yiğit, Bediye Engiz, Sadık Aydoğmuş ve Allah verdi Yiğit yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sadık Aydoğmuş, daha sonra Sivas'a sevk edildi. Öte yandan yaralıları taşıyan bir ambulansla tır kaza bölgesine çarpıştı. Kazada ambulansta hasar oluşurken, içerisindeki yaralılarsa bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı köy yollarında da hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Köy ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 710 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı köy yollarında da hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre merkezde 63, Akıncılar'da 19, Altınyayla'da 9, Divriği'de 15, Doğanşar'da 17, Gemerek'te 10, Gürün'de 65, Hafik'te 50, İmranlı'da 90, Kangal'da 70, Koyulhisar'da 39, Suşehri'nde 62, Şarkışla'da 48, Yıldızeli'nde 53 ve Zarada'ysa 100 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer,
9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplamda 99 iş makinesi ve 211 personelle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sivas'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ancak öğrenciler tatil olmasına rağmen okullarına giderek karnelerini aldı. Sivas Valiliği tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. Ancak öğrenciler karne heyecanıyla okullarına gitti. Sivas'ta dün gece başlayan kar yağışı sonrası Sivas Valiliği tarafından okullar tatil edildi. Ancak Ece, Eda, Elif ve Ebru kardeşler ailelerine takdir belgelerini verebilmek için karlı ve soğuk okul yolunu tuttular. Benim adım Elif, 8. sınıf öğrencisiyim. Şeytan İskender Ortaokulu'nda okuyorum. Yani okulumuz uzak olduğu için kar kış dinlemiyor, gidiyoruz. Evet, ben Ebru Pelivan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Okullar tatil olduğundan gidemedim. O yüzden karnem yok ama takdir aldım. Kardeşim yanında refakatçi olarak gittim. Gittin. Ben de takdir aldım. 7. sınıf öğrencisiyim. 7 A'ya gidiyorum. Okulumu çok seviyorum. Ben Ece Pehlivan 6 A sınıfındayım. Şeytan İskender Ortaokulu'nda çalışıyorum. Yaz kış demedim. Ebru, Elif. Görüyorsunuz işte 4 kardeşlerin hazmini. Kış da olsa karnemizi alırız. Yarı yıl tatile karnemizle gireriz dediler. Başardılar. Tebrik ediyorum size. İyi tatiller diyorum. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk yıllarını tamamladı. Sivas'ta 121.203 öğrenci karne aldı. Okula gelemeyen öğrencilerin karnesini aileleri aldı. Öğrencilerin sevincini paylaşan veliler SRT mikrofonunu anlattı. Bugün Sivas'ta karneleri anneler alıyor, veliler alıyor. Çünkü yoğun kış nedeniyle çocuklar evden çıkamadı. 120 bin öğrenci veli ise okullara geldi ve öğrencilerin başarılarını burada tanık oluyorlar. Öğrencinizin karnesini siz aldınız, takdirnamesini. Evet. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum, çok gururluyum. Her zaman yani şimdiye kadar hep takdir aldı. Şimdi de 8. sınıfta, bu sene son senesi bu okulda. İnşallah nasip olursa liseye gidecek seneye. Öğrenciniz kaçıncı sınıfta? Öğrencimiz 1A sınıfına gidiyor. Elif Su Çoban. İlk karnesini siz aldınız. Evet, aldık, heyecanlıyız. Çok güzel karnesini de. Okulumuza teşekkür ederiz. Öğretmenimize, özellikle Dilşat Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Bugünün yarını, yarının umudu olan çocuklarımızı bizlere emanet eden değerli velilerimiz diye başlayan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un konuşması da velilere karnenin yanında verilmekte. Tatil planlarını anlatan öğrenciler ise sevinçlerini şöyle anlattı. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Evet. İsmin nedir? Mehmet Emin. Mehmet Emin, karnen nasıl? Çok iyi. 15 tatile girdik. Neler yapacaksın tatilde? Oyun oynayacağım, derslerime çalışacağım, kitap okuyacağım. Seni tanıyalım bu sefer. Benim adım Ravza. Kameraya bakalım. Ravza, sen de karne aldın bugün. Karnen nasıl? Çok iyi. Öğretmenlerine bir şey söylemek ister misin buradan? Öğretmenime ilk önce selamlar söylerim. Sonra işte öğretmenimi özlerim. Onunla çok şey giderdik. Peki tatilde neler yapacaksın sen? Ders çalışacağım, tatil kitabımı bitirmeye çalışacağım. İşte oyun oynayacağım bazen. Ben Taha Aydın, 6. sınıftayım. Karnem teşekkür geldi bu sene. 4 puanla kaçırdım. Tatilde yapmak istediğim çok bir şey yok. Uyumak istiyorum. Yani tatilde ben... Yani aynen, kitaplarımı bitirmeye çalışırım. Oyun oynarım. Kar oynarım yani. Arkadaşlarını özleyecek misin tatilde? Evet. Yani. Bazı arkadaşlarımla buluşuyorum ama öbür arkadaşlarımı da daha çok yani özlüyorum. İyi tatiller. Sivas Erzincan Karayolu'nun 33. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivas Erzincan Karayolu'nun 33. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Sivas-Erzincan karayolunun 33. kilometresinde meydana geldi. Kazada Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Abdullah T. yönetimindeki 02FZ888 plakalı otomobil karlı yoldan çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya düştü. Araç sürücüsüyle aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Arkadalar değil mi görüyorsunuz? Önünde kimse yok. Yaralanan Abdullah, Ayşe, Güzel, Muhammed, Tahsin, Emine ve Selahattin ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İYİ Parti Sivas İl Başkanı Taha Çaykuş bugün düzenlemiş olduğu basın açıklamasında Sivas'taki gündemi değerlendirdi. İYİ Parti İl binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Taha Çaykuş, yoğun kar sebebiyle çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak okulları tatil eden Sayın Valide Utgül'e teşekkür ederim. Ayrıca tüm personelleriyle birlikte özverili bir şekilde çalışan, yollarımızı ve kaldırımlarımızı temizleyen Sayın Belediye Başkanı Sami Aydın'a İYİ Parti olarak teşekkür ederim dedi. Bugün bir hakkı teslim etme günüdür. Yoğun kar yağışı sebebiyle çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini düşünerek okulları bir günlüğüne tatil eden Sayın Valim Davut Gül'e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca tüm personelleriyle birlikte şehrimizin yollarını ve kaldırımlarını temizleyen Sayın Belediye Başkanı Sami Aydın'a da teşekkürü bir borç biliriz. Sivas'ımız sadece İstasyon Caddesi ve Atatürk Caddesi'nden ibaret değildir. Kışın bu yıl ağır geçeceği kendini göstermiştir. İşsiz vatandaşımız bir hayli çoktur. İşsizlerimizi geçici işçi pozisyonu ile belediyeye işe alınabilir ve bu arkadaşlarımız da tüm mahallelerimizi tertemiz yapabilir. Cumhuriyet Üniversitesi'nden gelen domuz baskınları haberlerini eleştiren Çaykuş, üniversitemiz dünya başarı sıralamasında komşu il üniversitelerinden bile daha geride 2025. sırada diyerek şunları kaydetti. Arkadaşlar keşke bugün Sayın Valime ve Belediye Başkanıma teşekkür ettiğim gibi Sayın Rektörümüze de teşekkür edebilseydim. Ama edemiyorum çünkü üniversitemiz sadece domuz baskını haberleriyle gündeme gelmektedir. Yine bugün domuz baskını haberleri Milliyet'te, Hürriyet'te yer almıştır. Biz buradan Sayın Rektör'e sesleniyoruz. Sayın Rektörüm, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dünya sıralamasında çevre il üniversitelerinden de geriye düşerek 2025. sırada yer almıştır. Üniversite domuz haberleriyle değil, başarı ve bilim üretkenliğiyle gündeme gelmesini isteriz. Ülke gündeminde değerlendiren Taha Çaykuş, bu hafta Afrin konusuna yer vererek AKP hükümeti operasyon yapacağını duyurdu. Devlet menfaatini ilgilendiren konular AKP hükümeti tarafından iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaktadır diyerek sözlerine şöyle devam etti. Afrin konusu yer almıştır. AKP hükümeti operasyon yapacağı neredeyse davulla zurnayla dünyaya ilan etmiştir. Bu ilan ülkemiz menfaatlerine zarar vermektedir. Operasyon bilgisini alan diğer unsurlar tuzaklarını hazırlamışlardır. Biz operasyonların ağızda sakız olmasını istemiyoruz. İYİ Parti'nin tavrı nettir. İYİ Parti her zaman devletin ve milletin yanındadır. Ama operasyonların, tekrar söylüyorum, bu şekilde ilan edilerek değil, bir gece ansızın hiçbir düşmana fırsat vermemeksizin yapılmasını isteriz. Havaların soğumasıyla birlikte korunma çabası içine giren vatandaşların bazıları çareyi elbiselerin altına giydikleri termal içlikte arıyor. Son birkaç günde aniden kar yağışının etkisini göstermesinin ardından Sivas'ta soğuk hava etkili olmaya başladı. Sevgili seyirciler, beklenen kar Sivas'a nihayet geldi. Tabii yağışların artmasıyla havalar iyice soğumaya başladı. Peki vatandaşlar soğuk havada çareyi nerede arıyor? Soğuklardan korunmak için vatandaşların ilk durağı termal ürün satan mağazalar. Yoğun kış şartlarında dağcıların ve askerlerin giydikleri termal içlikler artık vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Kış daha yeni gelmeye başladı. Yavaş yavaş talepler artmaya başlayacaktır. Havalar soğudukça insanların
ısınması için gerekli olan şeylerin başına termal ve yünler gelmektedir. SRT mikrofonlarına konuşan İlhan Karagül, son yıllarda termal özellikli giyim ürünlerine ilginin arttığını söyledi. Termal içliklerin çok çeşidi olduğunu dile getiren Karagül, her bütçeye uygun olan termal var. İçeriğinde ise polyester, likra ve viskon bulunur. Vücudu sarıyor, vücut ısısını yitirmiyor. Dışarıdan soğuğu almıyor diyerek şöyle devam etti. Şimdi termallerin hepsinin içinde şöyle size izah etmeye çalışayım. Bakın şurada bunda yazıyor. %48 viskon, %48 polyester, %4 elastan. Viskon dediği polyesterin içindeki kauçuk, %48 polyester. Bu da laylondur. %4 elastan dediğimizde likre üzerine sahip bir üründür. Bu da laylondur. Yani bu ürün %100 bir laylon bir ürün. Bu yüzden bunun yani sadece dediğim gibi vücudu sarıyor. Dışarıya sıcağı vermiyor. Dışarıdan da soğuğu almıyor. Olay bu. Ama şu yün farklı. Bunun özelliği teri çekmesi. Teri çektiği için de vücudumuz üşümüyor. Yani üşümemizin nedeni şudur. Vücudumuz ısı oluyor, terliyor. O teri çekecek bir ürün olursa üşümez. Ama o şey olmazsa, teri çekecek bir ürün olmazsa üşümek zorunda. Yün tabii bir üründür, doğal bir üründür. Bu daha iyi çeker. Termal ürünün özelliklerinden bahseden Karagül şunları anlattı. Termal ürünün bir özelliği var. Termal ürün aynı yani bir maç yaptığımız zaman yani sporda bir forma giyen sporcu gibi kışın kayak yapan, dağda yürüyüş yapan insanların giyip çıkartması gerekiyor. Yani termal o şekilde mantıklı oluyor. Ama 24 saat üstümüzde kalan bir termal bizi vücudumuzda ileriki dönemlerde zarar vereceğine %100 eminim. Egzama ve mantar özellikle bunları yapıyor. Havası kaldığı için vücut bunları yapmak zorunda. Ya bu forma gibi düşüneceğiz. Yani bir yere gittiğimiz zaman veya kayak yaptığımız zaman, dağda gittiğimiz zaman o şekilde giyeceğiz ve çıkaracağız. Yani bunu 24 saat üstünde kaldığımızdan illaki sıkıntı olacak. Sivas'ta keresteciler sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Keresteciler sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın dün saat 23.45'te Keresteciler Sitesi'nde bulunan kereste dükkanında çıktı. İş yerinin ofis kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede içerideki kerestelere sıçradı. İş yerinden duman çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü. İş yerinde bulunan keresteler ise itfaiye ekipleri ve iş yeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri uzun süre dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle iş yerinde bulunan çok sayıda parke, kereste ve mobilya malzemesinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Özel bir okul şampiyonlar için gece düzenledi. Özel bir restoranda düzenlenen gecede şampiyon öğrenciler gönüllerince eğlendi. Sivas Doğa Okulları'nda şampiyonlar için gece düzenlendi. Özel bir restoranda düzenlenen gecede şampiyon öğrenciler gönüllerince eğlendi. Sivas Doğa Okulları kurucusu Mustafa Ekken, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü Sema Güngör, idarecilerin katıldığı gecede basketbol erkeklerde il birincisi, bayanlarda il birincisi, tekvandoda Türkiye üçüncüsü, yüzme dalında birincilik ve ikincilik elde eden öğrenciler gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Şampiyonluklarını kutluyoruz öncelikle. 5 branşta şampiyonlukları var arkadaşlarımızın.
Gecede görüşlerini dile getiren okul kurucusu Mustafa Eken, kısa zaman içerisinde elde edilen başarıyı değerlendirdi. Burada bulunmamızın sebebi Sivas Doğu Okulları ilk yılında 5 tane şampiyonlukla bugün bir araya geldi. Bunlardan bir tanesi Türkiye üçüncülüğü. Kızımız tekvandoda üçüncü oldu. Bir tane öğrencimiz şu an yolda geliyor, Sivas güreş şampiyonu oldu. Bir öğrencimiz de tekrar yüzme şampiyonu oldu, Sivas yüzme şampiyonu. Erkek basketbol takımımız Sivas şampiyonu oldu. Kız basketbol takımımız da Sivas ikincisi oldu. Tabii bu bizim için çok önemli. Bu bizim için bir coşku. Başarılı öğrenciler görüşlerini açıkladı. Basketbol takımındayım. 6 yıldır basketbol oynuyorum. Birçok şampiyonluk yaşadım ama bu benim için çok özeldi yani. Çünkü Doğa Koleji'nde hocalarımız ve okulumuzdaki diğer insanlar bize çok destekçi oldu. Şampiyon olmamız için bize çok destek oldular. Bu yolda çok çalıştık. Şampiyon olmak için çok büyük adımlar attık. Herkes yanımızda oldu. En çok da okul kurucumuz Mustafa Eken ve müdürümüz Sema hocamız. Takımımla gurur duyuyorum. Güzel maçlar çıkardık takım olarak. Herkesin eline koluna sağlık. Başarımda Gözde Hoca ve Turlu Hoca'nın çok fazla payı var. Çok teşekkür ediyorum. Bu sene çok çalıştık, çok emek verdik. Gerek okulumuz, yöneticilerimiz, kurucularımız, herkes çok yanımızdaydı. Çok yardımcı oldular sağ olsun. Basketbol ikincisi olduk. Gözde Hoca olmasa bu yollara gelemezdik. İdare bizi ders tarafından da çok destekledi. Tekvando sporunu yapıyorum 11 yıldır. Geçen hafta Antalya'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldum. Ondan önce şampiyon olduğum bir maçtı. Şimdi İstanbul'da yapılacak olan uluslararası maça hazırlanıyorum. Basketbol hem kız takım hem erkek takımda derece aldık. Erkeklerde şampiyon olduk, kızlarda 2. olduk. Seni inşallah kızlarda da 1. olacağız. Okulumuz her konuda destek, doğa kulları olarak çok memnunuz her şeyden. Hedef çok nereye hocam? Hedef? Bölge şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Ayrıca tekvandoda derecelerimiz var, yüzmede derecelerimiz var. Her konuda başarıya imza atıyoruz. Devamı gelecek inşallah. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. Evinin ihtiyacını şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla fırsatı ile STM mağazaları hava durumunu sunar. Evinin ihtiyacını şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla fırsatı ile STM mağazaları hava durumunu sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.